oradaki hayata da şaşırmıyorlar demiştiniz. Bizi uyuduğumuz yerden kim uyandırdı diyorlar cehennemdeki. Evet, ahirette canlandırıldıklarında bir oyun oynandığını düşünüyorlar kendilerine. Ya diyor, bizi uyuduğumuz yerden kim kaldır diyor. Hani ölüp dirildiğini farkında değil. Uykudan uyandığını zannediyor. Onun için Hazreti Ali de diyor, bir uykudan uyanır gibi dirileceksiniz diyor. Bir uykudayız biz, şu anda da bir uykudayız. Evet, inşallah. Olay ondan kaynaklanıyor. Yani insan da dirilirken, yani ölürken dirilme şeklinde uyanıyor. Şimdi ölüm diyorlar ya, ölüm aslında dirilme oluyor. Evet, inşallah. Kıyamet, kıyam, ayağa kalkmadır. Evet, evet. Kıyam. Yani öldüm dediği adam dirilmiş oluyor zaten. Yani uyanmış oluyor, uykudan uyanmış oluyor. Uykudan uyanır şekilde kalkıyor zaten. Ona görünen o şekilde oluyor. Ama diğer kişilere öldüğü gösteriliyor. Yani onlara rüyasında ölme görüntüsü gösteriyor. Adam çırpınıyor, yere yatıyor, ya bağırıyor artık. Veyahut işte kan görüyorlar. Yani ölüme ait alametler görüyorlar. Ama ölen öyle değil. Ölen uyanma şeklinde. Eğer zulüm ehli ise feci şekilde dövülerek can alınıyor. Onu ama insanlar görmez. Bazen eğer tabi tam deli olmamakla beraber dikkatlice izlerseler böyle bazı zalimleri, onlar feryat ederler. Yani şey haldeyken, yekaza halinde feryat ederler. Yani söyler işte, bana vuruyorlar. İşte azap ediyorlar falan. Ama çok nadirdir. Yani çok çok nadir. Bunu herkes göremez. Tam delilde değildir zaten bu. Tam delil değildir. Yani ehli için delil olur. Mesela azılı bir zalim, azılı bir deccal mesela ölüyor. Ölürken buna ait özellikler gösterir. Yani normal olmuyor. Yani Allah ibret olsun diye yapıyor. Ama Müslüman da tabii imtihan olarak çok şiddetli sadmeler içinde ölebilir. Yani görünüş olarak dışarıya Müslümanlar öyle göstertilebilir. İmtihan olarak. Yoksa mümin muttaki ise zaten Cebrail başta olmak üzere direkt diğer melekler geliyor, sevdikleri geliyor falan. Güler yüzle alır götürürler. Yani kalkar yattığı yerden, kalkar götürürler. Ama küfürde öyle olmuyor. Küfür aniden sopa yemeye başlıyor. O zaman anlıyor olayı. Yani ondan sonra zaten dönüşü yoktur. Yani sopa yiyerek can alınıyorsa dönüşü yoktur. Ayaklar birbirine dolaştığında diyor ayette. Şimdi onu tefsir ediyorum ama aslında anlamı açık Allah alem. Ayak algısı karışıyor. Yani vücut ruh hale geldiği için ayrı ayrı ayak algısı olmuyor. Ayağı birbirine karışıyor. İkisi bir bütün olarak hissediliyor. Çünkü o gidiş şekli ayak olarak ayağını kullanarak gitmiyor. Süzülerek giderler diyor ayette. Yani bir bulut gibi götürülüyorlar. Süzülerek, hatta şeyler halinde diyor Allah. Topluluklar halinde, dalgalar halinde gelirler diyor. Bize gelirlerken diyor. Yani ama süzülerek. Yani toplu bir arada süzülerek giriyorlar. Bak diyorlar ki Araf suresi 50'de ateş halkı, cehennem halkı cennet halkına sesleniyor. Televizyon gibi bir bağlantı sistemi var. Öyle sesleniyorlar. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Ama bak Allah'la muhatap olmak istemiyorlar haşa. Yani o sizin Allah'ınız diyor, size su veriyor, rızık veriyor. Ondan bize verebilir misin? Onları kandırabilecek zannediyor. Ama Allah'ı ikna edeceklerine dair kanaatleri yok. O dünyadaki uyanık kafaları var ya, o insanları kandırma kafası orada da devam ediyor. Hatta orada cehennemde böyle macera filmindeki gibi kaçmaya çalışıyorlar. Mesela bir yerlere tırmanıyorlar, bir aralarda dehliz bulmaya çalışıyorlar. Her seferinde rezil oluyorlar. Müslümanlar da bunu gördükçe yerlere yatarak gülüyorlar tahtlarda. Her seferinde Allah rezil ediyor. Yani tahtlarda onlara gülerler diyor ya ayette. Kaçmaya çalışıyorlar çeşitli yerlerden. Yani böyle bir menfez bir yer bulmaya çalışıyor. Oradan devrilip düşüyor.
İşte o aralara sıkışıyor mesela. Kaçacağını zannettiği yer aranın içine sıkışıyor. Yani komik hale geliyorlar. Müslümanlar da onlar diyor tahtlarda seyredip gülerler diyor. Kahkahalarla gülüyorlar Müslümanlar. Eğleniyorlar yani onların o haline. Akılsızlığını. Ama daha hala orada biri akıllı oldukları iddiasındalar. Daha hala Müslümanları kandıracakları iddiasında. Daha hala Müslümanlardan büyük oldukları iddiasındalar. Dünyada da Müslümanlara bön bön bakarlar böyle çok akıllı olduklarını zannediyor. Hayretle. Böyle şaşırarak. Ama onlardan da ne çıkar elde edebilir ona bakar. Yani ne yapabilir? Bak ahirette de dertlerini çıkar elde etmek yine. Cennetin suyundan, yiyeceklerinden istifade etmek istiyorlar. O kısmı onları ilgilendiriyor Müslümanların. Diğer kısmı ilgilendirmiyor. Dünyada kandırmaya çalıştıkları gibi ahirette de kandırmaya çalışıyorlar. Kendi kafalarına göre. Allah'a diyorlar ki, bir de bazıları da tabii kendini böyle şey zannediyor, çok akıllı zannediyor. Bazıları Allah'a haşa kandırmaya çalışıyor. Onlar diyor ki Rabbimiz diyorlar. Bir görüyorlar ya Müslümanlardan, hitap şekli olarak yani Allah'a kandırmaya, ayette de var, Allah'a kandırmaya çalışıyorlar diyor. Rabbimiz diyor, bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek diyor, bak yine Allah'ı kandıracağını zannediyor, dünyaya dönder diyor. Eğer inkara dönersek diyor, artık gerçekten zalim kimseler oluruz. O zaman hakikaten kabul ediyor, zalim olduğumuzu diyor. Ulan yapmışsın işte, zalim olduğunu kendini teyit ediyorsun zaten. Yine gitse yine yapar diyor Allah. Defalarca adam yani mayası öyle. Cenab-ı Allah diyor ki, onun içine sinin, yani iyice yerleşin cehennemin içine ve benimle de konuşmayın diyor Allah. Bak benden konuşmayın diyor. Çünkü münasebetsizler. Sürekli o psikopat ve kafalamacı bir mantıkla Müslümanlara yaklaşıyorlar. Allah'ı da haşa kandıracaklarını zannediyorlar. Kendilerini öyle uyanık zannettikleri için. Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup, şeytandan Allah'a sığınıyorum, bir grup yani bir tebliğci. Bir Müslüman topluluğu, belki bu Mehdi cemaati, belki İsa Mesih cemaati. Rabbimiz iman ettik, sen artık bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısı derlerdi de, sen merhamet edenlerin en hayırlısı diyor Cenab-ı Allah'ı övüyorlar. Siz onları alay konusu edinmiştiniz, içinden veya dışından. Öyle ki sizin benim size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Ya içinden gülüyor, ya dışından gülüyor. Kendince alay ettiği kanaatinde. Küfür pek kıymetlidir kendine. Eti de kıymetlidir. Cismi de kıymetlidir. Kafası da kıymetlidir. Ya her şeyle kıymetli görür kendini. Müslümanlar da çok kolay görür. Size benim zikrimi unutturdular. Yani bu zikir unutturma tabii onlar kurnazlık yapıyor. Kendi başındayken Allah'ı zikretmez o. Yoksa Müslümanları gördüğünde kandırmak için La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyor, zikirde yapar. O anlamda değil. Yani gerçek anlamda zikret, yani kalbi anlamda zikir yapıyor. Yoksa küfür işine gelen yerde Allah'ı anar. Yani Müslümanları kandırmak için. Mesela cehennemde de anıyor. Değil mi? Ya Rabbi diyor. Ya, hitap ediyor Allah'a. Siz onlara gülüp duruyorsunuz. Yani bu fiili gülme değil. Fiili gülme de var da. Yani içinden gülüyor. Alay ettiği kanaatinde. Dalı geçiyor kendi kafasınca. Emre Bey hoş geldiniz. Aleyküm selam. Cehennem bekçisine böyle deli ruhlu oldukları için bayağı manyak gibiler. Hani diyor ya bazen küfürde ya beni vur öldür falan diyor. Psikopatlık yaparlar ya manyak. Orada da yapıyorlar. Ey Malik diyorlar cehennem bekçisine. Malik bekçi demek.
Rabbim bizim işimizi bitirsin. Bak Rabbin. İşimizi bitirsin. Bak psikopat ağzı kullanıyor, görüyor musun? İşimizi bitirsin. Yani bizi vursun öldürsün diyor. Haykırdılar. Malik de diyor ki melek. Gerçek şu ki, açıkça gerçeği size söyleyeyim diyor. Burada kalacak kimselersiniz. Hiçbir şekilde de böyle bir şey olmayacak diyor. Sürekli canınız böyle yanacak diyor. Böyle çok affedersiniz yani bir hakaret etmeyeyim dedi yani nezaketini nasıl söyleyeyim. Yani böyle bir avşak karakteri oluyor. Tabii mi öyle diyeyim ya. Haykırma tarzını bak haykırırlar diyor. Hani öldürme var ya psikopatlar bağırır böyle vur öldür bilmem ne orada da psikopatlık yapıyor orada da bağırıyorlar. Malik de çok sakin olarak böyle cevap veriyor. Gerçek şu ki diyor siz burada kalacak kimselersiniz. Bayağı nezaket. Evet. Cenab-ı Allah diyor ki andolsun size hakkı getirdik fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlerdiniz. İslam'dan, Kur'an'dan, Müslümanlardan tiksiniyor. Müslümanlar da onlardan tiksiniyor. Öyle yaratılıyor. Kaderler öyle. Hakkı çirkin görüyor. İslam'ı çirkin görüyor. Yobazların da İslam'ı çirkin görmesi var. Mesela neşeyi çirkin görür. Sevinci çirkin görür. Neşe ve sevinç İslam'dır. İslami bir güzelliktir. Ama adam neşeyi ve sevinci çirkin görüyor. O da bir nevi küfür ruhu olmuş oluyor. Evet. Emre Bey nasılsınız? Veseliniz inşallah. Akşam çocuklar dedi ki, hocam dedi sizin tefsirinizi kardeşlerimiz çok özlemişler dedi. Hakikaten çok istiyorlar. Ama tabi Türkiye'de belalı bir süreçte olduğu için uyarmam da gerekiyor. Fakat bu tarz bir sohbette gerekiyor tabi. Cenab-ı Allah diyor ki görmüyorlar mı ki gökleri ve yeri yaratan Allah onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Mesela bu çok kolay bir mantık. Bunu herkes anlar. Değil mi? Ya yani bir şey yaratıyorsa değil mi? Cenab-ı Allah benzerini de yaratır. Hayır, benim şaşırdım. Mesela bak evlerinde televizyon var. Küfürden insanlar. Nasıl oldu diyor? Fabrika yaptı diyor. Fabrika yaptı. Bir daha yapar mı? Yine yapar diyor. Beynin içinde olduğunu farkında değil. Beyninde yaratıldığını. Beynin içindeki televizyonu seyrediyorsun sen ya. Dışarıdaki televizyonu seyretmiyorsun sen. Dışarıdaki televizyonu sen ebedi göremez. Hiçbir şekilde göremez. Dışarıdaki televizyonu ancak tahmin edebilirsin. Beynin içindeki televizyonu sana kim yaratıyor onu bir düşün. Sen demedin mi fabrikada yaratılıyor diye. Birini yarattığını söylüyorsun. Bir daha olur mu dediğimiz evet olur diyorsun. Sen beynin içinde onu kim yaratıyor? Beynimin içinde değil diyemezsin, beynin içinde görüyorsun çünkü, inkar edemezsin. Dışarıda var diyor, tamam dışarıda var doğru ama sen beynin içindekini görüyorsun. Dışarıdakini görüyor musun? Yok. Dışarıdakinin görüntüsünü görüyorsun. Dışarıdakinin görüntüsünü görüyorsun. Dışarıdakine asla ulaşamazsın. De ki diyor Cenab-ı Allah, eğer siz Rabbimin, de ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız, yani Allah'ın o bol dağıtma ve nimet sunma imkanına sahip olsaydınız, bu durumda harcama endişesiyle gerçekten cimrilik edip elinizde tutardınız, insan pek cimridir diyor Allah. Hakikaten bir türlü kıyamıyor. Halbuki bak mal da beynin içinde. Beyninin içindekini Allah'ın dağıtması için dua edecek o kadar. Beynin içindeki görüntüyü. Ona kıyamıyor ya. Beynin içindeki görüntüye. Dağıtmaya kıyamıyor. İnsanın fıtratında var. Öyle yarattım diyor Allah. Cimri yarattım diyor. Bu cimrilikten dolayı bütün dünya sürünüyor şu an. Bir avuç zengin var. Yani dünyanın mesela %1'i zengin.
%99'u fakir. Sürünüyor bütün dünya. İşte bu ayetin tecellisi olarak. Cimrilikten çıksalar bütün dünya zengin olacak.